Elmas kurabiye için 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı kakao, 2 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, üzeri için toz şeker, sürülebilir çikolataya ihtiyacımız var. Serpil buraya koymuş sürülebilir çikolatamızı. Şimdi efendim, zaten o soğuyunca yapacağımız önce için tereyağımı alıyorum. Pudra şekerimiz şeydeki. Hı-hı. Yok o değil. Hayır, bunun üzerine sürecektik, pardon. Pudra şekerimiz burada. Pudra şekerimizi alıyoruz. Hı-hı. Yunus Bey de orada bizi hazırlıyor. Ben şimdi yoğururken Yunus Bey'e döneceğim. Kakaomu alıyorum. Aynen. Vanilyayı ve kabartmayı şöyle alacağım. Şimdi bunları önden bir toparlarsanız her zaman hamurunuz daha başarılı ve sağlıklı olur. Sağlıklıdan kastım, yani önden ezme işlemini ve karıştırma işlemini yapmış olmanız gerekiyor ki kurabiyenizde her yer eşit bir renk alsın. Siz bu tarz kurabiyeleri çok seviyorsunuz. Geçen yaptığım muzlu tarifi de çok beğenmiştiniz. Bugün de ona yakın iki truf hazırlayacağız. Yani birisi şeyli olacak. Hurmalı. Hurmalı. Diğeri de efendim bayat keklerden, evde kalan kurabiyelerden, bisküvitlerden yapabileceğiniz bir lezzet. Bakın benim için şu an tamam. Hemen buradan unumu alıyorum. Kabartma tozumu ekliyorum. Vanilyamı da ekliyorum. Bir de şey demişler, çok hoşuma gitti. Nasıl yetiştirdiniz demişler 7-8 tane turşuyu Yunus Bey. Biz burada bir saatte 8 turşu kurduk. Maşallah. Bir de bir sos yaptık. Nefessiz. Valla şey dediler, helal olsun. Bence dediler ki sizi koşturmak yormuyor, topukla yakabiliyor. Topukla yakıp çıkamam efendim. O da ayrı bir özgüven gerektiriyor. Böyle topukluyu giydim mi kafam göğe eriyor annemin deyimiyle. Hatta şey derler, bu boya bir de topuklu mu giyiyorsun falan. Ama ne yapalım, seviyoruz. Seviyoruz kadınlar biz. Bravo. Ne dersiniz? Yorum yapın bu konuda. Maşallah diyorum. Allah enerjinizi arttırsın yani. Cansınız. Sizler neler yaptınız görüşmeyle efendim? Nasıl gidiyor kahve işleri? Biz kahve bilgimizin üstüne bilgiler koyduk. Ne güzel. Farklı farklı kahve, yani sadece kahvede kahve yapmakla bitmiyor. Bunun yeşil çekirdek eğitimi var. Hı-hı. Kahve kavurma eğitimi var. Evet. Barista eğitimi var. Demleme, damıtma dediğimiz eğitim var. Yani kahve eğitimi bitmiyor. Biz her gün bir şeyler öğreniyoruz. İnsanlara da bunu öğretiyoruz. Kahve akademimiz var. İstanbul'da, İzmir'de tabii. Çok güzel. İzmir'deki biraz daha büyük. Gelip böyle öğreniyorlar mı kahve yapmayı? Kaç şey workshop tarzı mı yapıyorsunuz? Workshoplar, aylık derslerde var mı? Ev tüketicileri için workshoplar oluyor. Ama profesyonel, mesela bizden eğitim aldıkları zaman meslek garantisi veriyoruz. İş garantisi veriyoruz biz. İş garantisi sağlıyorsunuz. Tabii, iş garantisi. Ürün verdiğimiz yerlere yönlendiriyoruz. Onun dışında yurt dışına gitmek isteyenler gelip bizden eğitim alıyor. Yurt dışına gidiyorlar. Çok belge önemli, veriyoruz. Çok güzel. Belgeli olarak çıkıyor ve her yerde sizin yaptığınız bizim güzel kahvelerden profesyonel bir şekilde yapabiliyorlar. Tabii. Ne güzel. Ya siz bu mesleğe nereden atılma kararı duydunuz? Çok enteresan ya. Ortaokuldayken o zaman alışveriş merkezi bir tane vardı İstanbul'da. Orada başladım. Daha sonra lisedeyken bir kahve zinciri gelmişti ben okurken. Ona başladık. Daha sonra yurt dışına gittim, eğitim aldım. Türkiye'de kendimi geliştirdim. Sonra kendi firmamı kurdum. Ne güzel. Helal olsun. Çok da gençsiniz. Kaç yaş? 35 yaşındayım. 35 abi. Yani gencecik bir beyefendi ama ne güzel, hayatını ve kariyerini önceden belirlemenin faydalarını yaşıyorsunuz. Tabii. İyi insanlar çıktı karşımıza bir de. Allah iyi insanları çıkarttı karşımıza. Destekçilerimiz oldu. Sıfırdan başladık. Efendim. Yunus Bey sıfırdan başladı. Bir mukavele ben de aynı şekilde sıfırdan başladık. Yeter ki isteyin değil mi? Tabii. İstedikçe Rabbim daha çok nasip çalışacaksınız, ediyor. Çalışacaksınız. Başka bir şey yok. Çalışacaksınız yani, gelip yatmak yok. Dağılmaz inşallah, biraz yumuşak mı oldu? Vurma topu mu o? Yok, bu parlak kurabiye. Sizin kahvelerinizin yanınıza yapacağız. Vurma topunu çok bir seviyorum. Bir daha yapsam mıydı onu diye düşündüm. Getir dağılmasın. Getir, kurban olayım. Getir dağılmasın. Vallahi bir bak, mahcup olurum ha. En korktuğum şey. Ama olsun, ne yapalım, evde de dağılmıyor mu bazen kurabiyeler? Dağılıyor olabilir. Olabilir ama Bismillahirrahmanirrahim dedik. Duamızı ettik. İnşallah mahcup etmeyecek bize hamurumuz. Ama bu hamurun kıvamı da bu şekilde olur. Kıyır kıyır bakın, o kadar başarılı bir hamurun kıvamı var ki çok seviyorum. Almıyor onu çünkü, bak daha serpil. Tamam bence, değil mi? Almıyor yani. Masaya koyduğumuz onu bile almıyor. Şimdi biz bunları yuvarlarken sizden İlk olarak ne gelecek efendim? Şimdi iki tane kahve koydum ben. Bir taze kahve, bir bayat kahve. Bunun biraz tadımını yapacağız. Kesin. Bir tadım protokolü var. Özel bir kaşığı var burada, tadım kaşığı. Bir bundan içmenizi isteyeceğim, bir bundan içmenizi isteyeceğim. Tamam. Ben tatlarına baktım. Tamam. Doğruyu, yanlışı biliyorum.
Biraz tamam. Höpürteterek içiyoruz kahve tadımı yaparken. Ben bir burayı bitireyim, hemen geleyim tamam. O zaman oraya. Şimdi hamurumuzu bu şekilde uzattık. Hepsini eşit miktarda bölmek istediğim için şöyle elimde bir keseceğim var. Onunla bakın böyle yapıyorum. En azından direkt bak, mantıklı olmadı mı Serpil? Daha güzel oldu. Hı. Direkt bezelerimizi ayarladık. Şöyle birazcık büyük yapalım. Kahvenin yanına. Şey yapalım, sivri olsunlar ki biraz şey yapacağız ya, parmağında çukur yapacağız ya. Tamam. Yüksek yüksek. Yüksek yüksek, tepelere ev kurmasınlar. Hakikaten kızlarınızın kıymetini bilin efendim. Öyle ilk gelene kızlarınızı vermeyin. Hı-hı. Birazcık onlarla birlikte baş başa vakit geçirin, okutun. Önce bak, kız çocuklar okusun. Bence de okusun. Gerçekten. İş sahibi olsun. Her halükarda bir şekilde evlenirler Allah'ın izniyle ama okumak çok önemli. Meslek sahibi olsunlar. Mesela eskiler şey derdi, aman kız çocuğunu okutmayın. Ama hastaneye gidince de ben istiyorum bayan doktor görsün. Okutmadığın kız nasıl doktor olacak? Nasıl sana bayan doktor bakacak? Ay, güzel dedim. Güzel yani. Olmadı mı? Bravo, çok güzel söyledin. İyi dedim, vallahi iyi dedim. O zaman evlatlarımıza sahip çıkıyoruz, güzelce okutuyoruz, sonra da bayan doktor yapıyoruz. Bak benim kızım maşallah elhamdülillah psikoloji okuyor, psikolog olacak inşallah Allah'ın izniyle. Maşallah. Vallahi şu an ikinci sınıfa geçti, hazırlığı bitirdi. Maşallah. Melike'ye de çok ihtiyacımız olacak. Evet, hele benim. Benim de, hepimizin. Hepimizin. Dünyamız geleceğinde çok ihtiyacımız var değil mi? Kesinlikle. Şimdi ben bunu bir kere yapıyorum, sonra Yunus Bey'in yanına gidiyorum, Serpil'e bırakacağım. Bakın, yuvarladık tamam mı? Yuvarladıktan sonra böyle en sonunda oklavayla ortalarını açacağım. Oklavaya da işaret parmağı. Yok, oklavayla ister? Açacağım. Ha, tamam. Güzel oluyor oklavayla. Dur bakayım, bizim merdaneyle de olur he. Şöyle, oklavamız yok mu Serpil? Var var. İnce oklavamız iyiydi. Hah, o benim için kafi. Bakın efendim, elmas kurabiyenin elmasını bu toz şekerden alıyor. Yuvarladık, bak çok pratik bir hamuru yoğurduk. Siz bile yapabilirsiniz kahve yanına. Kesinlikle tavsiye ediyorum bak. Niye gülüyorsun, yapmaz mısın? Kahveyle böyle yan ürünlerle alakalı bir kitap çıkartmak lazım. He, tamam, beraber çalışabiliriz bak o konuda. Olabilir. Ben bir kitap hazırladım aslında da. Ben veririm sana tarif. Şeye basımı vermedim daha. Aa, vermelisin bence de. Bence de vermesin. Şimdi Serpil bunları bulasın. Bakın efendim, aldık. Bu kısmı ben boş olsun istiyorum. Neden bu kısma? Çünkü birazdan eritmiş olduğumuz kahvaltılık çikolatada da olabilir. Normal benmari usulü erittiğiniz çikolatayı da koyabilirsiniz. Tamamen arzusu size kalmış. Ama ortalarını parmakla bassanız bu kadar güzel çukur olmuyor efendim. O yüzden herkesin evinde bir merdane ya da bir tahta kaşık vardır efendim. O kaşık ile yapabilirsiniz. Güzel olmadı mı? Bence gayet güzel oldu. Hı? Mis. Tamam, ben de kahveye dönüyorum. Çok artık bir kahveye. Bayat kahveye bakayım. Ay ne güzel oldu bunlar. Yerim size. Hı. Bak efendim, az malzemeyle çok güzel lezzetler hazırlıyoruz bugün kahve yanına. Bunların hepsinin tarifini Zafer koyacak sayfaya. Bu rivayetler üzerine konuşuyorum. Evet. Kendisi kahveyi çok seviyor. Hmm. Kahve içiyor ama acı oluyor. Hmm. Acı geldiği için de benim gibi sevmez süt acı. İlave ediyor. Daha sonra meyve, meyveli lokum, çitte kavrulmuş lokum ilave ediyor. Hmm. Biz de aferin, bak ne güzel. Lokumla meyveler koyup yapıyoruz tabii, bunu. Acı en kahve çok ben de sevmem. İşte bak, var bir ruhumda sultanlık. Aldım gidiyorum Nermin. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında sadece 30-35 dakika kadar pişiriyoruz kıymetli izleyicilerim. Sonrasında onun sunumu bende. Hmm. Oh, mis. Tepecik tepecik. Oh. Şimdi efendim. Sizin buraya bir yer açmanız lazım ama ileride. Değil mi? Tabii. Nermin'in enfes mutfağı. Tabii. Yani çok zor diyorlar, korkutuyorlar beni Yunus çok Bey. Çok zor. Tabii ama şöyle bir şey olabilir. Yani böyle mesela girişi kafe, içi akademi tarzında bir şey yapabilirsiniz. Çok istiyorum, evet. Bir de çok derse girmek ve katılmak isteyenler var. Benimle workshop yapmak isteyenler var. Aslında düşünülebilir, çok da güzel olur. Neden olmasın yani, kadınlara destek adı altında. Tabii ki devlet şeyiyle, teşvikiyle, desteğiyle çok güzel şeyler olabilir yani. Yapayım mı? Nerede? Yok, yapma. Özellikle böyle havada bıraktım. Ha. Hı-hı. Böyle. Bunları geçecek mi? Çok güzel oldu. Çok güzel yemek yapan insanlar da böylece kendilerini görmüş olurlar. Değil mi? Tabii. Valla düşünüyorum, birkaç senedir düşünüyorum bir yer açmayı. Her zaman böyle bir caydırıldım bir yer açarken de.
yapma işte çok zor, dertsiz başına dert alma falan. Ama ben çok seviyorum yani gerçekten. Vermeyi, çok kişiye vesile olursunuz. Paylaşmayı ve gerçekten vesile olmayı çok seviyorum. Özellikle bakın şu kısımlarını havada bıraktım ki daha şık bir görüntü olsun. Eğer bu şekilde istemiyorsanız ortasına birer fındık da tık 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 dizebilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.